Günaydın sayın seyirciler. Haftanın son mesai gününde spor gündemiyle karşınızdayız gündeme yansıyanları. Bugün Hasan Topaloğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Günaydın sevgili Hasan. Günaydın canım. Evet futbolla başlayalım. Futbolda 9. hafta bugün başlayacak bir karşılaşmayla start alıyor. Bu akşam Doğan Türk Birliği Miracle Karşıyaka karşılaşması Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanacak. İlginç bir karşılaşma olacak. Yıllarca Doğan Türk Birliği'nde Teknik direktörlük yapmış Caner Ozan e, ve bu sezon Miracle Karşıyaka e, hocası olarak yıllarca çalıştırdığı takımına karşı e, mücadele edecek. Bir anlamda e, yıllarca futbol oynayıp yıllarca teknik direktörlük yaptığı e, kendi evine karşı e, oyuncularını hazırladı. İlginç bir karşılaşma olacak Caner Hoca adına. E, neler söylemek istersin? ilginç duygu yüklü e, ve hırslı bir maç olacağı düşüncesindeyim. Çünkü. Tabii bunun yanında hemen şunu da ekleyelim. E, Caner Hoca'nın oğlu da e, evet. kendi takımına karşı. Babasına karşı. Babasına karşı yani Caner Hoca'nın takımına karşı. Aynen öyle. E, şimdi iki yıl önce Caner Hoca Doğan Türk Birliği'nde istenilen hedefe ulaşamadığı için yollar ayrıldı. Yani neydi istenilen hedef? Şampiyonluk. Caner Hoca ile 10 yıl e, şampiyonla hep oynayan, kupada finale gelen, kupa şampiyonu olmaya çalışan olan, e, ligde hep ikinci, üçüncü e, oralarda olan. Hep zirvede olan. Ama bir noktada da işte eleştirilen bir Caner Hoca vardı. İşte neye şampiyon olmaz, neye şampiyon olmaz falan filan. Bir baktık ansızın. Doğan yönetimi dedi ki tamam Caner Hoca ile buraya kadar başka hocalar deneyelim ve göreve Turan Altaya getirdi Caner Hoca'nın yakaladığı başarıyı yakalayamadı bir yıl sonra Turan Hoca ile ayrıldı bu da Vastelat hocaya getirdi 8 hafta geriye kaldığında şu an Doğan yine o ışığı yakmıyor yani Caner Hoca'yı bir noktada mumla arıyor Doğan Türk Birliği tabloya baktığında Sedat Hoca için henüz erken doğru ama e, o sinyali, o ışığı son haftalarda oynadığı futbolla vermiyor Doğan Türk Birliği. Özellikle e, iki maç izledim. Biri içeride ge kendi sahalarında, e, biri de geçen hafta Gençlik Gücü Depresmanı'nda. E, o ışığı almadım Doğan Türk Birliği'nden. E, bazı şeyle... Yani o eski Caner Hoca'nın kadrosundan da epey oyuncu gitti. Ama çok iyi adamlar geldi. Yani... Yani bunu da koymak lazım masaya. Ee, bu akşama geldiğimizde karşıya kadar da işler çok yolunda gitmiyor. Yani e, gerek finansal gere, evet. gerek katro konusunda e, sakatlar cezalar. Buna rağmen aldığımız bilgiler e, takımın e, ayakta durması için büyük özveri koyan bir canı Hoca var. Maddi manevi çok evet. detaylara girmek istemiyorum. Yani duyduğumuz bazı e, detaylar var ama bunu her, e, burada söyle. Her gerekiyor. hocanın, her baba itin yapacağı şeyler değil bunlar. E, Caner Hoca. Ha Caner Hoca futbolu sevdiği için yapıyor. Bu Ankaragücü Birliği'nde de aynen, aynen. E, benzer davranışlar Kesinlikle. yapıyor. Kesinlikle. Normalde bir e, hoca e, gelip işini yapmalı, parasını almalı, gitmeli. E, yani. Bizim Caner Hocamız e, tam tersini yapıyor. Tersini yapıyor e, ee, sahiplendikçe sahipleniyor. Ee, bu yönden de ben Caner Hoca'yı aslında doğru yapmadığını düşünüyorum ama e, ülke, ediyoruz. ülke şartlarında seviyorum ve takdir yani. ediyorum. Ee, çünkü... Yani çünkü, yönetici gibi davranıyor Aynen. aynı zamanda. Sahiplenmesi çok güzel. Bu akşam maçta da eminim e, o sahiplendiği camiadan bu elini taşın altına koyduğu e, dağılmasına izin vermediği camiadan ee, tek bir şey isteyecek Doğan Türk Birliği galibiyetini ondan kendilerine yaşatması evet. yani bu duyguyu yaşamak isteyecektir Caner Hoca. Ee, tabii ki karşıyaka bana göre kötü bir katlosu yok, ee, iyi bir kadrodan oluşuyor. Ee, sadece hamur e, mayasını tutmadı. Ee, zaman dilimi içerisinde çok daha iyi de olabilir, çok daha kötü de olabilir. Bunu zaman gösterecek ama bu akşamki maçta ben e, karşıyakanın ee, çok istekli çok arzulu ve e, galibiyet için oynayacağını düşünüyorum çok güzel bir maç olacak temposu yüksek e, ateşi yüksek kıran kırana bir maç e, bizi bekliyor bu akşam evet. tabi e, senin de dediğin gibi çok duygu yüklü bir karşılaşma olacak e, Caner Hoca Doğan'dayken ocağı yenmek için e, takımını hazırlıyordu bu, bu hafta Doğanı yenmek için çok takım. emin değilim çok emin değilim ama galiba baba oğlun ilk karşılaşması karşı karşıya. Zannedersem öyle evet. düşünüyorum çünkü geçen sene takım çalıştırmadı Caner Hoca evet. ee, Doğan'dan da 10-15 yıldır ilk defa ayrılıyor ee, bir ara Ozan köye gittiydi oralarda karşı karşıya geldi emin değilim ee, Caner Hoca'nın oğlu e, Kenan evlattı küçük <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Tahmin değilim ama sana yani. derim böyle e, ilk kez karşı karşıya. Orada evet. çok profesyonel bir futbolcu, çok kaliteli evet. bir futbolcu. Babama baba sağda tanımıyor yani. Eee o. Yani aynen. E, futbolda oyun, gol attığında yanacan hocaya e, bir selam verebilecek derecede hırslı bir çocuk. Göreceğiz evet. bu akşam. Evet, bu akşam göreceğiz. Evet maçlara bakacak olursak yarın e, Türk Hoca'ya Yenerim iyi. Özellikle eee son haftalarda ee, yükselmek isteyen bir takım. Yukarılara çıkıp sıkıntı yaşamak istemeyen bir takım. Türk Hoca ise sıkıntılı bir süreç geçiriyor. galiba son iki haftadır kaybediyor yeni camiyi. Ee, Hı -hı. Geçen hafta da Lefke'de kaybettiği Eksikleri var. Çavuş'un sakatlığı e, ve takım içerisinde bazı dinamik noktalardaki eksikleri. Bu haftaya e, yabancı futbolcuyu yetiştirecekler diye e, bilgi aldıydım ama bilmiyorum tam net. Ee, yine de bu maçın favorisinin Ben yeneceğim olduğunu düşünüyorum Türk Hoca çünkü katloda büyük sıkıntılar yaşıyor ee, Açıkçası Süper Lig'de ee, Orta sıralara e, Düşme potasından yukarı oynayabilecek Bir katlo kurulmadı Bunun sıkıntı ve acısını yaşıyor Türk Hoca ee, Devre arasına kadar da Bu sıkıntıyı yaşayacak gibi gözüküyor Direnç gösteriyor Belli bir noktaya kadar direnç gösteriyor ama bu Yeni Cemi maçında özellikle Yeni kompakt kompaka oyununda e, siyahi oyuncuların da oynadığında yabancı oyuncuların e, çok hızlı çıkışları var. E, Bunlar da ne kadar önlem alabilir e, sıkıntı yaşayacağı düşüncesindeyim. Ben favori Yeni görüyorum bu karşılaşmada. Evet. Ee, dipte kalan bir Yeni Boğaziçi. Ee, dipten kurtulmaya çalışan ve e, bir hafta yenen, bir hafta yenilen, bir hafta berabere kalan e, bir türlü o istikrarı yakalayamayan bir Çayna Pazar Gençlik Gücü. Yarın e, Yeni Boğaz içinde karşı karşıya gelecekler. İki takım da kazanmak istiyor. Çünkü e, güçleri e, aşağı yukarı e, birbirlerine denk Çayna Pazar e, Gençlik Gücü biraz daha e, kadro anlamında e, daha yukarıda olmasına rağmen biraz önce dediğimiz gibi bir türlü o istikrarı yakalayamadı. Yeni Boğaz içinde e, Salih İnce e, hafta başında göreve geldi. E, Vural Kösoğlu'yla birlikte takımı hazırladılar. Bir e, moral e, olur. Yeni Boğaz içi Çayna Pazarı yener mi? Yarın hep birlikte göreceğiz ama e, bu da dişe diş bir mücadele olacak gibi geliyor. Yeni Boğaziçi için olmazsa olmaz maçlarından bir tanesi. Yani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? 7-24 namaz kılacaksınız, kayıtacaksınız, kalkacaksınız. Bu maça konsantre olacaksınız. Namazla olacak olsa 8 hafta kılsınlar namazına. Tek orayı onu söylemeye çalışmadım ama espriliği <laughs> espriliği yani işte anladım. Esprisi. Ee, i̇yi kıstılar ee, gençlik gücünü. Namaz bir noktada yaradı. Ee, erin gibi... Ee, Mahmut gibi çok önemli iki oyuncu e, özellikle Mahmut e, son haftalarda büyük katkı veriyordu bunlar Türkiye'ye gitti bir aylığına askerlik için hı hı. onlar yok ee, en önemlisi orta sahanın e, dinamik taşı Dumbay yok yani e, biliyorsun Afrika Afrika Afri, Dünya Kupası Afrika elemelerinde e, dün de Etopya'ya karşı 60 dakika hı hı. ilk 11'de yer aldı Pazar günde Mısır'da Mısır'a karşı Salah'a karşı yine sahada yer alacak Çok kaliteli çok büyük bir ülkemizde şu anda tek bu noktalarda uluslararası oynayan bir futbolcu Ve gençlik gücünün bana göre en önemli mekanizması Orta sahayla savunmayı bağlayan tüm atakları kesen oyuna top sokan çok önemli bir isim 3 oyuncudan yoksun gençlik gücü İbrahim Köse geçen hafta dinlendirildi. Popis başlangıcı vardı. Bu hafta oynayacak. bir katro sıkıntısı genişlik adına ve özellikle Dumbai konusunda yaşayacak gençlik gücü. Ama gençlik gücünün son haftalardaki düşüşü gerçekten tartışılması gerekir. Çünkü çok iyi bir katrosu var gençlik gücünün. Yani bu kadar seri mağlubiyet ya da seri puan kayıplarına bağlamaması gereken bir katro. Ee, katılmıyorum Yeni Boğaziçi ile Gençlik Gücü'nün olanın eşit olduğuna Gençlik Gücü çok iyi bir takım kurdu demedim. Çok yani, iyi bir takım vurdu Denk evet. dedin ee, Biraz gençlik Katruflar gücü değil. bir adım güçleri daha denk. Ben güçlerinin yani, denk olduğuna Biraz önce düşün. bahsettiğin eksiklerden, işte, e, eksiklerden dolayı e, Bu hafta denkleri e, Olabilir. E, e, Yani güçleri denk evet. Katru anlamında tabii ki gençlik gücü gençlik var, gücü de. Eksikleri var işte e, Yurt dışına giden evet. yabancı oyuncusu Türkiye'ye giden oyuncular yani bunları çıkardığımız zaman işte sen de bahsettin. Kadronun o genişliğinin daralması bir anlamda yarınki maçta denkleştiriyor güçleri. Çayna Pazar Gençlik Gücü'nün mutlak bu maçtan galip gelip artık silkinmesi lazım. Çünkü aşağıdakılar puan toplamaya başladı. Evet. Ve yakaladılar yakasından gençlik gücünü aşağı çekiyorlar. Halbuki gençlik gücü bu sene kurduğu kadroyla buralarda olmamak için bu yatırımları yapıyor. Düşünün. Haftaya da haftaya da çok zorlu bir maçı var. Maus yok. Kim Cihangir, Cihangir. Cihangir. O da zor. Yani seri devam ediyor olabilir. O yüzden mutlak kazanması gerekir. E, düşünün şu an ligin 6. haftasında bile transfer yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani Masar İkbal'ı e, gerçekten e, öyle yorganlara sarıp saklayacaksın yani bu kadar pamuklara, sar pamuklara sarıp <laughs> saklayacaksın bu kadar gege için her şeyini veren bir adam olabilir sadece gge değil yani e, kapısını kim çalıyorsa yoktur e, geri dönüş yok geri dönüş yok <laughs> ya yani boş boş çıkmıyor mükemmel bir insan yani bu e, futbol içinde öyle e, diğer spor dalları içinde öyle ne bileyim e, yardım dernekleri içinde diğer sosyal dernekler içinde e, kim kapıyı çalıyorsa boş çıkmıyor. Gerçekten heykeli dikilesi bir adam. Önce insan derler ya. Evet. Gerçekten önce insan. O insan da Masar İkbal. Yani adam, adam gibi adam. Kesin. Baba, baba gibi baba. Herkesin babası. Ee, ama gençlik güce bu kadar sahiplenip bu kadar e, yükü alması omuzlarına takdir yaşayan şimdi evlatlarıyla daha da e, gegeyi yoğurmaya başladı. Zep değişin işine girdi. E, ağırlığı almaya başladı. Bir tarafta handbolda ee, zaferler kazanan Zep bir tarafta futbolda da direkt sportif direktörlükte yük almış durumda. Ee, gençlik gücünün şu anki kadrosunun şu anki tabloda olmaması gerekirdi. Bu net. Gençlik gücünde hata nerede yapıldı? Ee, sezon başından beridir verilen demeçler de yapıldı. Verilen demeçler takım üzerinde bir rehaveti getirdiği düşüncesindeyim. Yani siz bu kadar iyi bir kadro kurmuşsunuz. Ee, bu ligde ses getirecek dinamik takımlardan bir tanesi olacaksınız ama çıkıyorsunuz basına yaptığınız açıklamalarda hedefimiz zirve değil, hedefimiz şampiyonluk değil, hedefimiz ligden e, düşmemek, buralarda olmamak, bu zaten her sene ligden düşmemeye oynar yapılan bu evet. transferlerden sonra bunu açıklamak senin futbolcuların üzerinde bir rahmet oluşturuyor evet. devamlı açıklıyorsun her iki haftada bir açıklama işte rahat bir sezon yani geç motivasyon sağlar rahat bir sezon geçirelim yeter hedefsizlik futbolcu için bir kazansam bir kaybetsem de olur evet. ee, kafasında imaj yaratır halbuki sen inansan da inanmasan da teknik et olarak yönetim olarak ne istersen koy adını ee, hep yukarıyı Futbolcuma ateşlemek zorundasın. Senin yönetimin eğer bu konuda çalışıyorsa sana Peter gibi İbrahim Köse gibi, e, Gabira gibi e, dumbay gibi bu tip adamları karşısına katıyorsa hedef yukarısı olması lazım. Ve bunu aşılaman lazım. Ben burada bir kritikata yaptıklarını düşünüyorum ve bu futbolcular üzerinde olsa da olur olmasa da olur'u getirdiği düşüncesindeyim. Evet. GG için dönüm maçı Boğaziçi içinde dönüm maçı çok kıran kırana zevkli bir maç olacak Evet kesinlikle Yarın bir diğer maç Cihangir Çetinkaya maçı Çetinkaya iyi futbol oynuyor Mücadele ediyor Zaman zaman Sıkıntılar yaşıyor Sonuca gitmede Cihangir aldığı yolu gidiyor 8'de 8 yaptı Zirvede 24 puanla lider durumda. Geçen hafta Yonpaş Dumlu Pınar'ın mağlup olmasıyla yenilgisiz ve kayıpsız tek takım olarak yoluna devam ediyor. Tabii ki omuzlarındaki sorumluluk gittikçe artıyor Cihangir'in. Yani Çetin Kaya'nın ortaya koyduğu futbol ve 8'de 8 yapması Cihangir'in bir anlamda Çetin Kaya'nın iştahını kabartıyor. Yarınki maçta e, yenerek e, onların da yenilgisizliğini e, bitirmek istiyorlar. Neler söylemek istersin bu konuda? Yani son 4 yılın şampiyonu Ali Oraloğlu'nu ne kadar kutluyorsam ben onun kadar hatta ondan da başarılı olduğunu düşünüyorum Toygar Davulcu'nun. Yani her katroya bir hocanın bu kadar dokunuşu çok önemli evet. ee, gelen giden hiç fark etmiyor Cihangir aynı ritmi devam ediyor oynayan oynamayan hiç fark etmiyor Cihangir aynı ritmi aynı tempoyu devam ediyor geçen yıl şampiyonluğu kovaladı ee, milyonlar çok iyi bir karroya karşı bu yıl yine bir bakıyorsun 13-14 kişi ...çeviriyor, oynatıyor, çeviriyor, oynatıyor... ...çeviriyor, oynatıyor... ...çok iyi bir arkadaşlık, çok iyi bir ortam... ...çok iyi bir aile bağı... ...ve birbirini ezberlemiş... ...yani Çelen şimdi burnunu tutacak... ...Çelen şimdi kulağını tutacak... ...bu noktaya gelmiş bir Cihan Girdan'ı bahsetmeye başlıyoruz... Ee, ...ben bu hafta... ...kendi Çetin Çetinkaya karşısında... ...zorlanacaklarını düşünüyorum... ...ama mutlak e, yine... E, ...gol noktalarında bitirici adamları... ...özellikle Muhittin ve Babakar'ın... İnanılmaz sormu. Araya bir de şimdi Mey'i sıkıştırıyorlar. Bir şapkadan tavşan çıkarıp işi bitiriyorlar. Çetin Kaya, Turan hocayla ayağa kalktı. İyi mücadele veriyor. Geçen hafta dört gollü güzel bir galibiyet aldı. Devre arasına kadar iyi puanlar da toplayacağını düşünüyorum Çetin Devre arası onlar da hamle planlıyor. Daha üstlere oynamayı, play oynamadan ligi bitirmeyi, kupaya asılmayı hedefleyen bir Çetin Kaya var. Burada da Cihangir'i zorlayacak ama ben %51-55 Cihangir'i biraz daha favori görüyorum ama dikkatli olması gerekir. Evet. Pazar gün Mausa Türk gücü Lefke'yi konuk edecek. Lefke Mausa deplasmanında ne yapar bilemeyiz ama Mausa Türk gücünün kaybetme lüksü yok. Eğer zirveye oynamak istiyorsa bir şansını kullandı. Cihangir karşısında 3 puan geride e, Yompaş Dumlupınar'ın e, Galibiyetiyle Puanını 21 yaptı e, Ve 21 puanla Yompaç Dumlupınar'la aynı puanda 24 puanlı Cihangir'in hemen arkasında Bu maçta mutlak galibiyet Hedefliyor Ali Hoca e, Lefke'de e, Boş dönmek istemiyorum e, Yenmese de e, En azından bir puan e, Koparmak isteyecek ee, sürpriz bir takım. İşi kolay değil. Yani Mausa'nın... E, tutulacak bir adamı yok. Mausa'yı tutacak sen e, kaleci ufva kadar tutmak lazım yani öyle bir kadro. Giren çıkan e, bir anda fark yaratıyor. Evet. Özellikle kulübeden gelenler bir anda takıma ateşleyip çok kaliteli oyuncular var. Eee derbisinden çıkan ve zirveyi kovalayan gelecek haftalarda da Hangi Dumlupınar maçının Olduğunu hesaba katan Mausa Türk gücü Hatasız yürümek zorunda Kendi sahasında büyük favori Ama Lefke'in ben şu ana kadar Başarılı olduğunu düşünüyorum Murat Hoca'nın başarılı olduğunu düşünüyorum hı hı. Ee, Az önce konuştuğumuz bazı takımlar Dünya paralar harcadı e, Lefke çok büyük bir meble harcamadan Sezonu en geç açan takımlardan Teknik adam sorunu yaşayan takımlardan biri Birçok oyuncusunu veren Son haftalarda e, inanılmaz sakatlar veren e, Yılmaz gibi e, Yakup gibi önemli isimlerini kaybeden Genç oyuncular Takıma monte etmeye başlayan e, Murat Hoca ve kenetlenen bir Lefke bir, e, Birliktelik yakalayan bir Lefke e, Bence şu anki puan tablosunda çok iyi yerde birçok takımdan çok daha takdir edilecek noktadan bir puanı var Lefke'nin 8. Opa büyük paralar harcayan takımların bile üstünde veyahut dibinde hemen gerisinde yani yani tam 8. sırada Lefke ee, ama çok da e, rahat ben yemeğiz. rahat demedim. iyi puan bu kadroyla iyi Çünkü, işler geç sezonu aşmasına rağmen evet. iyi işlere imza attığı düşüncesi 13. sırada Perlanaka Gençler Birliği'nin 7 puanı var mesela. Evet. Yani bir hafta ee, bu sıkıntıyı yaşayacak. Yaşamayacak değil. Ama şu anki gidişat kötü bir gidişat değil. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar geç sezonu açan, sezonun içerisinde büyük sakatlıklar veren önemli oyuncularından zaten dar bir kadroya sahip bir lefke vardı. Önemli isim Yılmaz Şipal, önemli isim Yakup ya da Aykut hangisiyse ee, ise karıştırmayayım da şimdi. Bunlar lefkenin dinamikleri. Ee, bunları oynatamıyor haftalardır. Ee, ama genç oyuncular iş yapmaya başladı. Direnecekler Maus'a karşısında ama ben eli boşlanacağı düşüncesindeyim. Yani Maus'a Türk gücünün favori olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence buradan Lefke tek hasarla çıkmalı. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Mağlup ol gel yani geleceksen sakat ve cezalı verme. Evet. Bekleyip göreceğiz pazar gün oynanacak maç. alsancak Yeşilova küçük kaymaklı ikisi de dipte. Bunu, bunu geçelim yani çok konuşmaya gerek yok doğru olmaz. Çok kran krana güzel bir maç İki olacak. İki takım da e, ben biraz yorum yapayım. İki takım da kazanmak isteyecek. E, alsanca Eşlova e, elindeki kadroyu iyi kullanan e, bir takım. Küçük Kaymaklı e, özellikle e, Münir Özler'in başkanlığa gelmesinden sonra bir moral motivasyon e, kazandı. Ee, antrenmanları nasıl yaptırdı e, Hasan Hoca bilemiyoruz ama e, kıran kırana bir maç olacak e, iki takıma da başarılar diliyoruz Göçmenköy-Mesarya e, bu karşılaşma da e, önemli Mesarya'nın düşüşü var e, Göçmenköy'ün e, yukarılara doğru e, çıkma isteği var sence nasıl geçer pazar gün bu <laughs> Yani favori Göçmenköy. Meserya son haftalarda bir düşüş içinde. Arkasında teknik adamlarının istifası. Ee, ve bir haftadır yaklaşık 6-7 teknik adama teklif götürdüler. Hepsinden ret cevabı aldılar. Şimdi yönetmek, takım yönetmek ve e, idame ettirmek kolay değil. Hele de Mesarya gibi bir takımı önce ayakta alkışlamak lazım. Muhteşem bir tesis. E, yarattılar bakıyorlar çocukları gibi muhteşem bir takım yarattılar yıllardır e, renk atıyorlar bu lige e, ama işte maddi olanaksızlıklar tıkanmaya başladı mı e, ne yapacaksın elini cebine 5 e, defa sokacaksın bir defa çıkaracaksın o noktaya geldiler e, maddi sıkıntılar baş göstermeye başladı ve hayatlarının en büyük hatasını yaptılar e, Gabira'yı verebilirsiniz Bakın Gabira'yı verebilirsiniz Ama Gabira'nın verildiğini Duyurmayacaktınız Gabira'nın verildiğini duyurduğumuz anda e, Giden hocanın da Gelecek olan hocaların da Takımı içerisinde Moral, motivasyon ve e, Bakış açısı değişmiş durumda evet. Yani e, zaten sıkıntılar var Gabira'yı vermiş bir takıma e, Maddi olarak sıkıntı yaşayan bir takımın transferi de, de kolay değil işi hangi hoca olayına gitmek ister. O yüzden de sıkıntı Zaten yaşıyorlar. Zaten şunu söyleyelim. Yani 8. hafta tamamlandı işte 7 hafta daha var. Alınan ee, alınan bonservis ücreti büyük ihtimal e, bir yerlere harcanmış. Harcanlı. Harcandı. Dolayısıyla yani Gabira'nın transferinden gelecek parayla yeni bir transfer yapacağız noktası da ee, çok gerçekçi değil Öyle bir şey açıklamadılar ama Açıklamadılar yani gelecek olan hoca için evet. e, diyorum Yani nasıl olsa gabirayı sattılar ama parası var e, Yeni transferi yaparız düşüncesi de e, çok gerçekçi değil Çünkü alınan bol servis ücreti e, zaten maddi olarak sıkışık, sıkışık olduğu, için, olduğu satıldı. için satıldı Ama gizli e, tutulması lazımdı Kesinlikle katılıyorum yani kesinlikle katılıyorum. Bu Gabira içinde, Meserya içinde genel olarak gizli tutulması lazım diye düşünüyorum. Şu anda sıkıntı yaşıyor Meserya teknik adam bulma konusunda. Umut hocayla ile altyapı koordinatörü onunla hazırlanıyorlar. Son e, iki haftada e, önce Küçük Aymaklı'ya sonra Şetin Ayma kendi birebir e, rakiplerine kaybetti mesela Şimdi de bu hafta Göçmenköy'e geliyor. iki hafta arka başkent. Başkent Atatürk Stadında Bugüne kadar iki deplasmana gelmiş Mestaria. Birinden üç yemiş gençlik gücünden, birinden dört yemiş. Gol atmamış. Ee, büyük sahada işi daha da zor. Ee, yabancılardan özellikle Felipe çok koşmuyor. Ee, takım içerisinde e, dinamikler arasında e, kondisyon olarak büyük sahada sıkıntı yaşadıkları görülüyor ben göçmen karşısında Meserya'nın sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hı hı. E, i̇şleri kolay değil ama bu maçı da e, kaybederlerse alt taraf yakınlaşıyor. E, girdabın içine tam girecekler. E, bir an önce Meserya e, maddi, e, manevi sorunları çözmeli. E, maaşlarda da sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. E, i̇ddia etmeyin ortaya bomba attı demesinler. E, ama çok çalışkan, çok düzgün insanlar var orada. İşte e, Saitler, Kaan başkanlar, eee Topaloğlular, eee meseriyer kalkan insan bunlar. E, bu krizi de e, yine eee Avrupa Başkanla eee oturup bir noktada Görkan Başkanlar çözmeleri e, noktasında görüşme yapacağını biliyorum. Eee ya bu lige katan bir takım. İnşallah e, toparlanırlar. Ben Göçmen Göçmenköy'ün favori olduğunu, eee meserinin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Göçmenköy'de biliyorsun takımın başında da meseriyi ezbere bilen bir Nazım Hoca var. Evet. Son yılların o da önemli teknik adamlarından biri. Dokunuşları olan bir teknik adam. E, geçen hafta çok önemli iki puan bıraktıklarını düşünüyorum Küçük Kaymaklı Çünkü ısrarla Nazım Hoca'nın söylediği seriye bağlamak istiyoruz. Feksüre baktı kimle oynuyor? E, Küçük kaymaklı, ya, işte ligin altındaki takımlar. Ne yapmam lazım? Seriye bağlamam lazım. Ama geçen hafta iki puan bıraktığı düşüncesindeyim Kaymak, şey kaymaklı depresmanında. Sıkıntı. Çünkü zirveye oynaması gereken bir kapro var. Öşümen köyünün elinde çok başarılı olduğunu düşünmüyorum 8. hafta itibariyle. Ama bu maçı kazanacak ve bir patlama yapabilecek bir takım olduğu düşüncesindeyim. Hı. Pazar günün son maçı Peralernaka Gençler Birliği, Yompaç-Dumlu Gidin ve izleyin. Yani kıran kırana güzel bir maç olacak. Bugün Mausa maçı var, Mausa'yı izleyeceğiz. Mausa i̇skele Lefke. İskele artık çantada keklik değil. Yani net söylüyorum Mausa-Lefke maçından çok daha güzel bir maç olacak bu İskele-Dumlu maçı. Dumlu Pınar geçen hafta kaybettiği e, Reaksiyon vermesi lazım, tepki vermesi lazım. Hemen tekrar dönüp galibiyete imza atması lazım. E, ama karşısında kolay bir rakip olmayacak. E, toparlanan, e, moral motivasyonu olan çok formda bir golcüsü Sertan'la e, hayat bulan bir iskele var. E, kıran kırana zevkli güzel bir karşılaşma olacak. Ben bu maçtan her türlü sonucun çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mehmet rol, Kadir rol, bunlar iskeleden de çıkmış oyuncular, İskele'ye karşı mücadele edecekler, farklı atmosferlerin de saha içinde yaşanacağı düşüncesindeyim ama Abbas da Dumlu Pınar'da futbol oynamış, şimdi Dumlu Pınar'a karşı teknik adam olarak sahaya çıkacak. Maçım farklı gün olsaydı bu maçı gidip izleyecektim. Bence haftanın en güzel maçlarından biri olacak. Evet. Ee... İzleyip göreceğiz 9. haftayı. Disiplin kurulu e, kararları açıklandı. E, önceki hafta Yeşilova-Lefke maçında müsabaka sonrasında Redif Nurel'in e, hakemlere karşı evet, Bir, e, Görüşmesi. Hareketi vardı. Geçtiğimiz hafta babasının e, vefatından dolayı Allah rahmet görüşmesi ver. ertelenmişti. Bir kez daha rahmet diliyoruz. ...konuyla ilgili olarak... E, ...disiplin kurulu... E, ...dün... E, ...bu konuyu görüştü... ...ve... E, ...Redif Nurel'in... E, ...19-10 tarihli cezası... ...hitam bulmadan önce... ...hakem odasına doğru giderek... ...kişilik haklarına saldırı... ...ve saldırgan bir tavır sergilediği... ...de açıkça görmüş bulunmaktayız... ...dolayısıyla... Alsancak Eşliova Başkanı Redif Nurele bu davranışından ötürü disiplin kurulu 44-1'in ihlalinden dolayı 41-1-B uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi diyor. Disiplin kurulu. 21 gün. 21 gün. Yöneticilere biliyorsun e, maç cezası verilemiyor. E, gün olarak ceza veriliyor. Yani bununla ilgili yorum yapmayacağım. Pazartesi ki programda yapacağım. <laughs> He. Şu an doğru değil. Miracle. Ama disiplin kurulunun adaletli davranmadığı düşüncesindeyim. Evet. Miracle değirmenlik oyuncusu Semih Ünal'dı. Dört ee, 4 maç ceza aldı. Değirmenlik Çanakkale karşılaşmasıyla ilgili olarak. Eee... Binatlı dü, e, Düzkaya Binatlı maçında e, Binatlı oyuncusu göstermiş olduğu çift sarı kart ve kırmızı karta itiraz etmiş. Kurulumuz tarafından değerlendirilmesini talep edilmiş. Disiplin talimatının 81. maddesinin 2. fıkrası açıkça disiplin kurulunun müsabaka esnasında oynanan olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbiri değiştirilemez veya bozulamaz ifadeleri kullanılmıştır. Dolayısıyla kurulumuz binatlı tarafından kaleme alınmış olan taleplerini bu sebeple reddetti <gülüyor> diyor <gülüyor> ıı, açıklamada. Kaçmaz cezaydı Kemal Uçanlarından Malik. Ceza yok. Yani ıı, kırmızı kartlara bak. Kırmızı kartlara bakıyorum. Eee Dört, sarı kartlı Teknik direktör Kemal Uçaner Bir maç Malik bir maç Peki Evet Bunu da yorumsuz olarak Bıraktık Ve Geçiyoruz Yorumsuz bırakmayalım şöyle devam edelim Sayın Sertolu Derhal Bak derhal. Geçen sene çağrı yaptık. Futboldan anlayan, futbolu takip eden, futbolun içinden gelen birini disiplin kuruluna atasın dedik. Yapmadı. Vazgeçtim. Yapmasın. Bak yapmasın. Ama derhal bu disiplin kurulunun görüştüğü odaya dev bir ekran kursun. Bak dev bir ekran kursun. Ve lütfen bu tartışmalı pozisyonlarda kırmızı yiyen oyuncular, hocalar falan filan bunların görüntülerini ekrana getirsin. Çünkü bu insanlar eleştiriyoruz buradan disiplin kurulu adaletsiz, disiplin kurulu haksız, disiplin kurulu yanlış yapıyor diye ama yazılan öyle raporlar da var ki gerçekten akıl sır ermez yani adam ortalığı yakmış kavurmuş rapora yazılıyor işte itiraz ne ceza verecek? Bir. Bu da var, sen ne yapıyorsun? Nasıl ya bu adam yaktı yaktı ortalığı bir. Bir bakıyorsun, o bir hafta HDP'den üç maç ceza Bu da ne yazdı rapora? Küfretti bana. İtiraz değil, küfretti bana. Bu defa üç maç ceza evet. Belki bunları göremek Ama geçen haftalarda... Orzanköy'ün futbolcusu kafa vurmadı. Beş maç ceza etti. Ekranda olsa görecek. Ben demiyorum ekranı e, halal ama... ...en azından fikir sahibi olurlar. Çünkü bu insanlar evet. görmüyor bu maçları. Avukat, yargıç, savcı falan filan görmüyor yani. Bu dev getirsin, goysun. Bu insanların neler yaptıklarını bir görsün. Çünkü çok adaletsiz cezalar var. Bak çok adaletsiz cezalar var. E, kimisine ansızın doğuruyor 5 maç. Kimisine bir bakıyorsun. Bir maç kimisine çok farklı. E, hak mahrumiyetine bakıyorum. E, adam sövüyor, küfrediyor 55 gün. Darbediyor 21 gün. Ben yazmadım yani. Siz yazdınız. Evet. Yani bir sorgulanması lazım bu disiplin kurulunun. Farklı bir çalışma metodu, bir masaya konması lazım çelen. Yani evet. doğru işlemiyor. Daha e, adil, e, adaletli gelmiyor yani bana adalet gelmiyor. Bir çalışma yapılması lazım diyorsun. Bana adaletli gelmiyor. Evet. Ha adaletsizdir oradaki insanlar eee göre, çıkarına da göre öyle bir şey e, değil yani. Tüzüğe göre, talimata göre e, ceza veriyorlar. Ee, ama e, oraya e, görüntülerin gelmesi en azından daha adaletli bir e, karar vermelerine e, yardımcı olacak. Çelen demin dışarıda köşede adam bıçağı soktu çıkardı, bıçağı soktu çıkardı. Olamaz böyle bir şey. Yani öldü ve bırak da e, orada kadını kaçtı. İnanır mısın? İnanın. Gördün mü? Görmedin. Sonra hastaneden rapor gelir. Bıçak girmedi bıçak yok Ama sen gördüğünü anlatıyorsun Ben de oturuyorum sen benim gördüğüme göre Rapor yazıyorum çünkü ben ceza veriyoruz Bu o Halbuki görüntüyü ben var elimde görüntü Göstereyim Bıçağı sokan kadın Ya da hiçbir şey yok konuşuyorlar ya da o bıçak. Ya da konuşuyorlar Anladın ya görüntüyü görmek Senin kafanda hayal ettiğini Sana evet. siler Ve gerçeklerinden seni buluşturur Benim söylemeye evet. çalıştığım bu Yoksa görüntüye göre ceza ver demiyorum ben. Görüntüye göre ceza verme... Yardımcı vermek... olsun. Aynen. Aynen. Evet. Bu söylemeye çalıştım bu yani. Evet. BTM 1. Ligi yarın start alıyor. Ee, şöyle bir maçları hatırlayalım. Yani onu düzelt istersen BTM 1. Ligi değil. Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> düzeltelim. Dici Türk BTM 1. Ligi. Dici Türk BTM Şampiyonlar Ligi. Az sonra açacağım sebebi. Dici Türk 1. Lig kırmızı <laughs> grupta yarın 10.45'te Türkmenköy Kaplıca Karadeniz 61. Saat e, 14'te e, Yeni Erenköy Pile. Pazar gün e, Akova Tuzla. 4 yol Dipkarpaz, İncirli Mehmetçik karşılaşmaları var. Beyaz grupta yarın Düzova Demirhan, Kozanköy Denizli, Karaoğlanoğlu, Bostancı Bağcıl, Pazar günü ise Ortaköy Mevlevi, Dikmen Vadili maçları var. Beteme neydi Ceren? Açılımı bölgeler terfi müsabakaları. Gençliğinde ya da 5 yıl öncesine kadar Beteme ne sana ne hissettirirdi? Yani köy takımı. Ee, ya gideyim köyümü göreyim ya gideyim köy ruhuyla oynayan çocukları göreyim Aynen. ya oradan çocuk çıksın onları izleyeyim bir yukarı alalım ya da o heyecan o köy atmosferi eskiden biliyordun e, teller yırtık pırtık kendi köyünde de oynardı maçlar şimdi evet. artık o kaldırıldı çim sahası olmayan merkezde oynuyor para var mıydı yok al bir şişe zeytinyağı git al nor git al tavuk git al bilmem ne git buydu. 1 milyon bütçe harcayan 1 milyondan bahsediyorum ha 1 milyon Türk lirası bütçe harcayan takımlar var şu an BTM'de rahat 5 takım sayabilirim ...altı takım sayabilirim 700-800 bin bütçe harcayanlar var bu bugün itibariyle ha transferden bahsediyorum yani BTM demek 200-300 binden sezonu bitirirdiniz masraflarınız otobüsünüz yemeğiniz oyunuz buyunuz 1 milyon buçuk milyon, 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon bütçe koyan takım var. 7 milyon bütçe koyan takım var. Süper Lig'de oynaması gereken futbolcuların Betem'e 1'e transfer olduğunu görüyoruz. Betem'e 1 ile şu anda başlayacak olan birincilik arasında uçurum yok. Bizde anlayacaksın ne kadar kuruldu. Kalite arttı. Yani bir noktada ikincilik oldu. Evet. Yani bunu artık aslında adını değişmek lazım, burayı ikincilik yapmak lazım, e, statüyü belirlemek lazım, bunları da betemeden kurtarmak lazım. Yani bu statüde burası artık ik ikincilik olarak tütüyor. Ama gidişat gidişat değil, yani köy kulüpleri bu e, tabloyu ne kadar, nere kadar çeker e, bana çok imkansız gibi geliyor. Hı. Güzel olan ne? Hemen hemen 10 e, takım bir grupta var 10 takım bir grupta var 20 takımdan bakarsan sen de hayı göreceksin e, Rahat 10 tanesinde sponsor var Yani e, şu anda sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tanesinde sponsor var ismiyle var Tabii diğerlerinde de e, mutlaka sponsor var ama... Beşten isim, fazla olması lazım Çenen. Yani şöyle e, Türkmenköy Kaplıca Karadeniz, Zella Estate Yeni Erenköy hayır, ile... Kaplıca Türkmenköy'de bir şey yok. Evet devam et. Tamam. Zella Esten, evet, Estate, Estate Yeni Erenköy 1. E, German Gold Akova, Akova, Akova iki. E, Tuzla 2. E, Dört Yol Dip Karpaz İncirli Mehmetçik. Gülgün Süttüzova, 3 Demirhan Atol Kozanköy 4 Dört, Denizli ee, Karaolanoğlu Bostancı Bağcıl Ortaköy Mevlevi bir şey yok ee, Turgay Ersalcı Dikmen 5. Vadili 5 5 daha fazla biliyordum ama ee, bu artacak da yani bu isim ee, ismini verenler ama sponsor arkadan olup var, da arkadan var. ama ee, isim sponsorluğu verenler. da önemli önemli e, ee, BTM'de bu da başladı. Bunu da başlatan Nifat Berkel. Evet. Yani özellikle buralarda başlatan Nifat Berkel ee, Sefece. O bu aralar kayıp çıkmaz piyasaya. Ee, uzaklaştı futboldan uzaklaştı. Evet, bir soğukluk bir e, kopukluk var Nifat Berkel. Geçen, geçen, akşam birlikteydik. E, uzunca bir süre sohbet ettik. Evet. E, futboldan soğudu uzaklaştı yani. kaybe yani kaybedilmemesi gereken e, değerli bir e, spor adamı bence ama biraz dinlensin e, daha sağlam döner diye düşünelim. E, sponsorluktan geldi daha. Hı -hı. Güzel bir beteme birlik izleyeceğiz Çelen. Ama e, hakem atamaları, disiplin cezaları ve önlemler iyi alınsın. Çünkü bu sene çok para harcayanlar var. Mutlak yukarı gelmek isteyen takımlar var. ...çok daha kıran kırana çok daha... Ee, ...çekişmeli maçlar olacak... ...o yüzden önlemi erken alalım... Evet. ...hayırlı uğurlu olsun... ...Ben Betem'e birlik takımlarına... ...gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi bir... E, tablo oluştu orada... Evet ...tabii hakem atamaları... E, ...geçtiğimiz yıl... E, ...sıkıntı e, olmuştu... ...gündeme getirmiştik... E, ...ilk haftada belli ki dikkat edilmiş... E, ha, tabloda şimdi... ...sıkıntı ne olacak... E, ...maçlar 10.45'e çekildi... Bir 15 dakika daha kurtarıldı. Geçmiş senelerde 11'deydi. Biliyorsun oradan çıkıp birincilik Zor. ve süperlik maçlarına ralli yaparak gitmeye çalışıyor hakemler. Yine o tablo var. bu Ama bu sene 10.45'e çekildi. Bir 15 dakika daha kurtarıldı. Tabii bir şeye bakmadık yani... Bir... U16 liginde de görev yapıyor bazı hakemler. Ona göre paylaştırıyorlar. Ona göre paylaştırmışlardır. Çünkü onlar 9-9,5'ta ama... Evet. ...ora verdiğini Beteme'ye vermiyor. Onu alıyor oradan çıkanı genç takıma yolluyor. Evet. Beteme'ye verdiğini de A takıma yolluyor. Akıma, yani o şekilde oluyor. bölmeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Hakem sayısı, saha sayısı, bölge sıkıntısı... ...ne kadar süreyi açarsak ve hakemlerimize... E, o ralliyi yaptırmayız Hayat daha önemli e, Ve ne kadar e, yakın yakına Verirsek Bunlara dikkat etmesi lazım e, Ben herkese başarılar diliyorum e, Gidip izleyeceğiz e, bir 14'te de maçlar var Bunu da açıklayalım Özellikle Dip Karpaz Yeni Erenköy Bu takımların maçları 14'te 15'te. Evet. oraya gitmeye de Bir takım zor yaşıyor O takımlar Dip Karpaz ve Yeni Erenköy Deplasman'a giderken onlar da zor yaşıyor diye o takımların maçları da hep 14'te. Evet Evet az bir süremiz kaldı. Ee, Türkiye'nin maçlarına da değinelim. <laughs> Türkiye yarın Almanya'yla bir hazırlık maçı e, oynayacak. <laughs> e, Salı günde e, esas maçına çıkacak. Neler söylemek istersin? Yani iki tane e, önemli maçı var. Önemli derken Almanya bir Wittlin maçı. Özellikle Montella'nın gelişiyle alınan iki galibiyet ve özgüven patlaması Almanya maçında da kazanmak isteyen bir Türkiye olacak. Ben tarihlemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Almanya maçının liderlik maçı olarak oynayacağımız Galler maçından önce oynanmasını doğru bulmuyorum. Yani bu maçı keşke grup maçları bittikten sonra oynasaydı. Çünkü Almanya çok ciddi bir rakip. Futbolcu ister istemez eforunu oraya veriyor. Kendini göstermek istiyor. Cumartesi bu maçı oynayan bir takımın salı gün galiler karşısında da liderlik maçına çıkacak. Ne kadar önemli ya da önemsiz olsa da Avrupa'da puan puandır. Galibiyet çok önemlidir. Prestij çok önemlidir. Güven çok önemlidir. Ben Almanya maçının ...Galiler maçından önce olmasını doğru bulmuyorum... ...yani bu... ...Galiler maçı bittikten sonraki dönemlerde de... ...milli takım ara ara yine zaten... E, ...toparlanıp... E, ...hazırlık maçları vardır... ...o döneme Almanya'yı koymalarının... ...doğru olacağı düşüncesindeydim ama... ...yapılmış... E, ...Montella ile birlikte bir Whitman maçı oynayacaklar... E, ...Hakan Çalhanoğlu ile... ...Cengiz Ünder Katlo'dan çıkarıldı... ...önemli isimler... ...Hakan özellikle ilk 11'in değişmez adamıydı da... Bu gibi sıkıntılar yaşanacak Bu Almanya ile Galler maçlarında da ben fire vereceğini düşünüyorum milli takımın Çünkü ikisi de keskin maç, kritik maç Yine de milli takımımızı tabii ki dört gözle destekliyor, bekliyoruz Özellikle Montella bir heyecan kattı, bir sinerji yarattı Almanya karşısında bile şu anda umutlu bir Türk milli takımı var oturup bekleyip izleyeceğiz deceğecek. Evet. Salı akşamı gallerle oynayacak. Yarın akşam da e, Almanya ile. Yarın akşam e, ve Salı akşamı 21:45 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 21:45 e, onu da belirtelim Türkiye saatiyle 22:45 olarak e, düzeltmiş olalım e, saat farkından dolayı. E, Düzka'ya da Coşkun Ulusoy göreve geldi, onu atladık biraz önce. Ee, onu da değerlendirmene almak istiyorum. Şimdi uzun süredir e, Ozan Köy Teknik Adam arıyordu. E, geçen hafta yaptığı görüşmeleri e, sonrası hafta başı Hasan Burgacı göreve getirdi. O krizi çözdü Ozanköy Köy. Ee, diğer taraftan da e, Düzkaya teknik adam arıyordu. Ee, o da yaptığı görüşmeler ve e, istişare neticesinde birçok hocayla görüştükten sonra Coşkun Hoca da karar kıldı. Coşkun Hoca bir çıkış arayan bir hoca. Ee, değerli bir isim. Futbolun e, önemli kitlesini e, süzebilen, dartabilen kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Teknik adamlıkta henüz bir çıkış yakalayamadı ama bir yerde bir e, ahen tutacak ee, i̇nşallah ile tutar ee, Ben e, doğru bir e, Birliktelik olduğunu düşünüyorum ee, Orada çalışma imkanları da var İyi bir yönetim var Kadroda ufak tefek sıkıntılar var devre arası e, Oraya 2-3 takviye yapıldığı takdirde Coşkun Hoca'yla Takımın e, mayasını tutabileceği Düşüncesindeyim e, Hayırlı ol, uğurlu olsun Düskaya'ya İnşallah bir çıkış yaşarlar Hasan Burgaş'la da Ozan Köy'ün iyi bir ivme yakalayabileceğini düşünüyorum. Kayhan Hoca takımın her şeyi Kayhan Hoca ile Hasan Burga çok iyi anlaşacak. İkisi de kaliteli, ikisi de iyi insan. çalışkan da bir hoca Hasan Hoca. onlar da orada birlikteliği iyi tutturacağı düşüncesindeyim. Bekleyip göreceğiz. Evet. Çok teşekkürler sevgili Hasan. Yorumların için Sayın seyirciler bugünlükte biz ayrılan sürenin sonuna geldik Hafta sonu maçların ardından Pazartesi günü spor gündemiyle Yine karşınızda olacağız Mutlu bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyorum Hoşçakalın